30 Mart çok önemli bir karar günü. Metrolar, altyapı, ulaşım, Ok Meydanı dönüşmesi, Haliç'in temizler, bunlar bizim işimiz. Ne düşüncedir, nasıl bir anlayıştır? Bu kadar hizmet etmişiz. 77 milyar katrilyon hükümetimiz, 60 katrilyon biz yatırım yapmışız İstanbul'a. Geçmişte bunlar yapılmıyordu, bir de kamu zararı diye siz ödüyordunuz. Halkımıza ödetiyorlardı, banka zararı siz ödüyordunuz. İSKİ batmıştı, çekkanı savamıyordu. 2014 yatırım bütçesi 1.914 katrilyon. 2 katrilyona yakın bir bütçe bağlı İSKİ, batan İSKİ. Yani yanlış mı yapıyoruz? Hizmete dönüştürüp birileri engellemek istiyor. Ve şimdi muhalefet diyor ki biz gelirsek geleceğiz, İstanbul'a İSKİ günlerini getireceğiz diyor. Yani diyor ki biz gelirsek bidonları hazırlayın. Şimdi sadece kendiniz değil, hemşehrilerinize, memlekete kadar, diğer ilçelere kadar, her tarafa siz bizzat da daha çok çalışarak çok daha güçlü bir sonuç. Neden bunu istiyorum biliyor musunuz? 30 Mart gecesi sonuçları görünce diyecekler ki bu manipülasyonu yapanlar ve siyasi partiler. Ya bu da para etmedi, bu da işe yaramadı, bu da işe yaramadı. Bir yerde hata yapıyoruz deyip belki kendilerini düzeltirler. Onlara iyilik yapmak için söylüyorum bunu. Kendileri bir gelsinler, yanlışlarını düzelsinler. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır. Milletle, halkla, değerleriyle örtüşmeyenler, milleti anlamayanların gönlünde yer tutması mümkün değil. İstedikleri kadar manipülasyonlar yapsınlar. Artık geçti. Vatandaş sandıkta karar verir. Değerli kardeşlerim, bir yavrumuzu Kurakşehir'de şehit etti. Değerli kardeşlerim, ocaklar acılar düşmesin. Biz 77 milyon büyük bir aileyiz, büyük bir milletiz. Yan yana geldiğimiz zaman, omuz omuza geldiğimiz zaman Çanakkale destanları yazdık. Birbirimize düşürerek bizi kendi oyunlarını hayata geçirmek isteyenlere yine millet olarak fırsat vermeyelim. Teşekkürler Beyoğlu. İlginize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.